Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler, Ramazan'la ilgili kısa bazı konular. İnşallah teravih namazı konumuz. Önce bir hadis okuyayım inşallah. Ramazan'ın sevabıyla ilgili olarak buyuruyor Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, Sumtu saime tesbihun. Oruçlu bir kişinin susması. Oruçlu ama konuşmuyor, bir şey okumuyor da. Öyle sakin sakin duruyor. Nedir bu? Tesbihun, bu da bir tesbihdir. Oruçlu kişi, oruçlu olduğu zaman içerisinde bir ibadet yapmasa bile, onun susması bile tesbih, yani zikir sevabını alıyor. Ve nevmühü ibadetün. Uykusu da ibadet. Oruçlu bir kişi, oruca niyet ettikten sonra, imsaktan sonra yani, yatıp uyusa, gündüz uyusa, onun uyuması da ibadet hükmüne geçiyor, oruç olduğu için. Ve duaühü, oruçluğun duası nedir? Müstecabün, Allah katında kabul olunuyor. Oruçluğun duası Allah katında müstecab, kabul oluyor. Şimdi bu da bir incelik var tabii, aklımıza gelebilir. Oruçluyken dua ediyoruz da, ya kabul olmuyor diye aklımıza gelebilir. Tabi önce kusur bizde muhteremler. Orucumuzda da kusur vardır. Bizde kusur vardır. Bir. İkincisi, duamız Allah katından kabul olur da bize Rabbim başka bir şey verir ama yerine. Bir de bu var. Biz kuluz. İsteriz bir şeyler. Ama hayır mı, şer mi, bunu ayrım yapamayız. İsteriz Mevlamız'dan. Allah Teala bizi sevmişse, duamızı kabul etmişse, bize Rabbim ondan daha güzelini verir. Şimdi mesela bir çocuk, ufak çocuk, annesinden evde zararlı bir şey ister. Rengi hoşuna gider, işte ilaç diyor, zararlı bir şeydir, ağlar. İlla bunu bana ver diye. Yani çocuğun ağlayıp istemesi, bir nevi tabi dua hükmüne geliyor. E şimdi annesi ya da babası tabi çocuğunu kıyamaz ağlamasını, ama istediğini verse onun zararına olacak. Bu defa ne yapar? Yavrum ben sana başka bir şey vereyim der. Çocuğa faydalı başka bir şey verir. İşte biz onun gibi muhteremler. Dua ederiz Mevlamıza. E oruçluyken bazen tabi mübarek gecelerde bazen de kişiye bir hal gelir, feyizli hal gelir. İnsan o hali Allah'a dua eder. Allah'a insan tam samimi yalvarır. Allah duayı kabul eder. Ama ona istediğin değil de daha hayırlısını verir Mevlam. Ve amelühü mudaafun. Ve oruçlunun yaptığı her amelde ibadet sevabı da muzaftır, kat kat katlandırır oruçlunun. Demek ki oruç başı başına bir ibadet, oruç ibadet. Bir de kişi oruçluyken susması bile tesbih, zikir anlamına geliyor sarken bile. Uykusu ibadet oluyor, duası kabul oluyor. Oruçlunun her ameli, her ibadetin sevabı mudaf oluyor, katlanıyor, kat kat oluyor oruçta. Bunun için inşallah Teala bu mübarek Ramazan ayını tamamlar. Yani elimizden geldiği kadar bir manevi fuar, panayır, pazar yeri böyle kabul edelim inşallah Teala. Nasıl ki bazı esnaf, öyle belirli günleri vardır, esnafların belirli günleri vardır, onda uyumazlar bile, çalışırlar. İnşallah bu da bir manevi ticarettir. Biz inşallah geldiği kadar Ramazan'a bir şey yapmaya çalışalım. Bir alışı da okuyayım inşallah.
Ramazan oruçla ilgili inşallah. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. Likülü şeyin zekatün. Her şeyin bir zekatı vardır buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Her şeyin bir zekatı vardır. Ve zekatı cesedi es-savmü. Bu bedenin zekatı da oruçtur buyuruyor. Malın zekatı var, maldan çıkarıp veriliyor. İlmin zekatı var, anlatma gerekiyor. Bilen bilmesi söylemesi gerekiyor. Bir insanın gücü, kuvveti yerinde, onun da kuvvetinin zekatı var. Nasıl verecek bunu da? Yolda bir zayıfı görür, acizi görür, eline yükü vardır, ona yardım eder, o da onun gücünün, kuvvetinin zekatıdır. Bir demek ki bedenin zekatı var, bedenin. Bu da nedir? Oruç tutmaktır. Genelde zekat insandan bir şey çıkması anlamını taşır. Yani mal olsun, bir şey olsun, insan bir şey çıkması gerekir. Demek ki bunda bir incelik de var. Oruçta kişinin biraz bedeninden bir şeyin noksanlaşması, yani daha şeyle biraz kilo vermek anlamına da geliyor muhtemelen. Ama biz kilo veremiyoruz. Hatta çoğumuz Ramazan'da kilo alıyoruz. Neden bu acaba? Bilhassa iftar yemekleri, iftar muhtemelenler. İşte iftar yıkıyor bizleri bence. İftar bizleri yıkıyor. Ne teravihin tadı kalıyor, ne akşamın tadı tuzu kalıyor. İftar bizleri yıkıyor. İftar var, Ramazan geldi mi, bakıyoruz fırın önlerinde uzun uzun kuyruklar. Ne o? Mutlaka o pideyi yiyecek. Hem de sıcak olacak ama. Hep aynı saatte oraya yükleniyorlar efendim işte. Bakıyorsun genç kız, başı açık, kolu kısa, oraya kuyruğa girmiş. Ne o? Evine iftar verecek misafiri var da, bak. O genç kız gidiyor, oraya kuyruğa giriyor. İftar verecekler de, ondan bir sevap bekle bakalım sana. İşte iftarları muhtemelen mutlaka hafif yapma gerekiyor. Bu tabi tıbben de böyle. Yani boşalan bir mideye birden bir yüklenmek ona, yüklenmek ona, hele bir de karışık yiyecek oldu mu, birbirine zıt yiyecek de oldu mu, mide de zorlanıyor, hazımda zorlanıyor bunlar. Böyle. Şimdi birkaç inşallah fıkıh konu, oruçla ilgili inşallah nasip olsa inşallah. Birincisi, niyet etmek. Hanefi Şafii mezhebine göre Ramazan'ın her bir günü ayrı müstakil bir gündür. Bunun için her güne ayrı niyet etmek gerekiyor. Yalnız Maliki mezhebinde toptan niyet yeterli oluyor onlara, Maliki'de. Hanefi'de, Şafii'de bu olmuyor. Demek ki Ramazan'ın her bir günü ayrı bir gündür, her gün ayrı bir niyet gerekiyor. Peki niyet ne zaman yapılacak, ne zaman başlar? Akşam ezanından sonra kişi niyet edebilir yarınki güne. Eğer bir insan akşam ezanından önce yarınki oruç niyet ettim derse, bu sahih olmaz bu. Niyet ancak geceden başlar. Tabi bunun en afdali nedir? Sahura kalkıp sahurda niyeti yapmak muhteremler. En afdali budur. Yani özellikle bilhassa sahur yemeğine mutlaka kalkmaya çalışan muhteremler. Kişi bazen olur ya, misafir olur, bir yere gider, şu olur, bu olur da artık geç yatar da iyi bir yatıvereyim der. O sahur, ki o seher vaktidir sahur yemeğe. Seher vaktidir. Gecenin altta biri kalınca. Buna seher vakti denir. İşte bu seher vakti Allah katında en kıymetli zamandır. Ki Mevlam buyuruyor, Sebillah. Ve bil esharihim yestavfirûn. Mevlam buyuruyor. Ve bil esharihim yestavfirûn. O müminler ki müttakiler, yukarıda vasıflara geliyor. Onlar seher vakitlerinde gözyaşı dökerler. Günah affı için Allah'a
tövbe istiğfar ederler. Yani tövbelerin en kolay kabul olduğu bir an o seher vaktidir. Seher vakti böyle şey. Aşıkların yandığı vakittir böyle şey. Duanın kabul olduğu bir zamandır. Bir de o anda bir rüzgar eser. Badi sabah deniyor ona. Bad farsça gel rüzgar demektir. Badi sabah, sabah değil ama. Son daha yok. Badi sabah. Doğudan eser, eser. İşte kim o anda uyanık bulunursa, onlara Mevlam başka bir feyiz verir, onlara Mevlam ruhsal zevk verir Mevlam onlara. O havayı solumak, siyer bak, uyanık olmak o anda. Tabii kalkınca kişi eline geldiği kadar inşallah 3-5 istiğfar Mevlamıza, Estağfurullah azim diye, ama Allah'a yalvararak, yani öyle dil ucuyla, estağfurullah, estağfurullah, efendim 100 defa, 70 defa çektim. Bunlar istiğfar değil muhteremler. Değil. Bir gün hanımla toplamışlar, Hazreti Rabia Hatun'un evine gitmişler. Rabia Hatun, tebe-i tabiinden çok büyük evlullah, büyük keşif keramet sahibi, büyük evlullah. Hanımlar bunu ziyaretine gitmişler ve ona soruyorlar, ya Rabia, acaba günde kaç defa istiğfar edelim, yani hesabı da çekelim, yani bir teşbih bize verir misin, sayı filan. Şöyle bir duraklıyor da, hafif gülümsüyor. Sizler diyor, günde kaç defa istiğfar ederseniz, yani esnafıla çekerseniz, her esnafıla çektiğiniz için bir tövbe etmeniz gerekiyor diyor. Yani çok çekseniz daha çok tövbe etmeniz gerekiyor. Peki ya Rabia, esnafıla demek günah mı? Biz tövbe edelim buna. Benim gördüğüm kadar sizinki günah oluyor diyor. Neden? Gözünüz bir yerde, kulağınız onun bunun sesinde, kalp başka yerde, akıl bir yerde, gönül başka bir yerde, yalnız dilinizin ucundan bir estağfurullah, estağfurullah çıkıyor diyor. Baş Allah'a alaydı bu mehtemelde böyle, böyle diyor. İşte muhteremler, her şeyin bakın, her şeyin özünü yapmak böyle. Her şeyi bilerek yapmak böyle. Şey. Ne demek estağfurullah değil mi? Ne demek estağfurullah? Aman Rabbim, ya Rabbi, ben günahkar kulum. Sana kulluk edemedim ya Rabbi, kapına affet beni, kapına geldim ya Rabbi diye bir yalvarma, özü dilemekte. Demek ki niyetin eftali sahura kalkmak muhteremler. Sahur vaktinde yavaş yavaş yemek, yavaş yavaş yemek, icabında güzel bir sohbet ederek evde, icabında Allah-u Teala bir yavaş kalben zikrederek, besmele başlayarak sahur yemeğini yemek. Yalnız tabi biliyorsunuz, sabah ezanına sıkıştırmayın bunu muhteremdir. O zaman tehlikeye girer. Mutlaka sabah ezanından önce bitirmeli sahur yemeğini, tehlikeye girmesin. Ondan sonra kişi tabi ağzını yıkar, çalkalar, niyetini yapar. Kişi oldu ya, sahur yemeğine kalkamadı. Tabi Ramazan'da uyutacak. Şimdi ne yapacak? Niyetini yapabilir. Ne zamana kadar? Hanefi mezhebine göre günün yarısından çoğu niyetli olursa tamam niyetli oluyor. Hanefi mezhebine göre. Şafii olmuyor. Şafii mezhebine göre mutlaka niyetin geceden yapılması gerekiyor. Oruçlu kişinin orucunun tamamı niyetli olması gerekiyor. Hazreti İmam Şafii'ye göre bir insan gündüzden, yani güneş doğduktan sonra niyet ederse, niyetine kadar geçen zaman orucu niyetsiz olduğu için onu sahih saymıyor. Sayılmıyor onda. Hanefi'de sayılıyor. Hanefi'de sayılıyor. Tabi elden geldiği kadar 4 mezhebi uygulamak muhtemelen. Tekva bu işe benziyor. 4'ü büyük imam bunlar. Her biri büyük imam bunlar. Her bir müşhidi mutlak bunlar. En etali 4 mezhebi uygulamak. Ama Hanefi'de oldu ya kişi gece kalkamadı sahura. Uyandı, güneş falan doğmuş.
Sabah namazını kaçırmış. Tabi sabah namazını kaza eder. Günün yarısından çoğu niyetli olmak şartıyla niyeti olur. Günün yarısı nasıl oluyor muhteremler? İki türlü gün var şimdi. İki türlü gün var. Biri örfü nehar deniyor buna. Arapça nehar gündüz demektir. Tabi gün gece gündüz içine alıyor. Arapça nehar gündüz demektir. Bir örfü nehar var. Yani örfen bir gündüz var. Bu nedir? Güneşin doğuşuyla başlar, batışıyla biter. Bu örfü bu. Bunun yarısı tam öyle zannedir yarısı. Ama fıkıhta bu geçerli değildir. Fıkıhta nedir? Bir de şer'i nehar var. Yani şeriatta geçen gündüz var. Bu nedir? İmsak vaktinden başlar gün, güneş doğmadan imsak vaktinden başlar akşam ezanına kadar. Buna göre kuşluk vakti günün yarısı oluyor. Demek ki kuşluk vaktine kadar şöyle, şimdi tam saate geri alındı. Yani hiç olmazsa saat 10'dan gününüz önce yapması gerekiyor Hanefi'de. Şimdi bir insan sahur yeme erken kalktı. Yemeğini yedi. Suyunu içti. İsterse tabii çayı da demdi. İşte onu da içti. Çayını da içti elhamdülillah. Ama daha vakit var imsak vaktine. Erken kalktı. Erken yemiş. Biraz sonra canı bir şey istedi bunun şimdi. Niyet etti oruca. Ne yapacak? Niyet etmekle oruç başlamıyor muhteremler. Oruç imsak vaktine başlıyor. Bir insan akşam iftarı yemeğinde bile yarınki güne oruç mu niyet ettim dese niyeti sahidir. Ama insan oruca niyet ettiği anda oruç yasal başlamaz. Orucun başlaması imsak vakti iledir. Demek gece yemeğe kalktık. İmsak erken yemişiz. Oldu. Canımız bir kahve istedi mesela. Susadık. Canım bir su istedi. Canım bir elma meyveye bir şey istedi canı. Bir şey canı istedi. Ya bir ilaç kullanması gerekiyor. Unutmuştu onu. Onu alacaktı. Niyet ettim ben. Senin niyetin mühim değil. Nedir mühim olanı? İmsak vaktinden başlama vaktidir. Bir kimse oruçluyken Ramazan'da çok daraldı, ağrısı var, sancısı var, hastalığı var, ilaç alması da gerekiyor. Acaba orucu bozsam mı, bozmasam derken orucu bozmaya karar verdi. Orucu bozayım, ben şu ilacı kullanayım dedi. Kalktı, hapını, ilacını aldı, vazgeçti ama. Baktı ki ilk saat bir şey kalmış. Ölmem ya dedi, dayanırım ben dedi, vazgeçti. Ne olacak? Hanefi'de orucu bozulmaz. Yani bir kişi orucunu bozma niyet etmesiyle orucu bozulmuyor Hanefi'de. Şafii mezhebinde ise bir kişi orucu niyet bozmaya etti mi orucu bozuluyor. Hatta namazda bile, mesela bir insan namaz kılıyor. Namaza yeni durmuş, kapı zil çalıyor, kapı vuruluyor, bağırma, çağırma bir şeyler oluyor. Kişi namazını bozayım bakayım diyor. Namazı bozmaya niyet ediyor, sonra namazını bozmuyor. Hanefi namazı bozulmuyor. Şafii mezhebinde bir insan namazı niyet bozmaya ettiği anda namazı bozdu Şafii muhteremler. Bir de muhterem cemaatimiz bir mahrem mesele var kadına ilgili. Bunu söyleyeyim, söylemeyeyim dedim fakat söylemesem günahtan korktum. Söyleyeceğim muhteremler. Şimdi erkek de kadınla ilgili şablem inşallah. Biliyorsunuz abdestten önce bir konu var. İstibra diye, istibra. Yani idrardan tam temizlenme. Şimdi bir kişi olur ya prostatı vardır, bir şeyi vardır, işte bir rahatsızlığı vardır da idrardan tam temizlenemiyor. Tuvalet çıktıktan sonra da bundan birkaç damla gelebiliyor.
Bu kişi ne yapacak? Pamuk kullanacak muhtemelen, erkek de. Pamuk kullanacak. Eğer mutlaka geliyorsa pamuk kullanması vacip oluyor. İhtiyaten müstahap oluyor. Erkeğin pamuk kullanması orucu bir zarar vermiyor. Caizdir erkeğe. Bu ittifakla bu şekilde. Hanımlara gelince, eğer hanımlar gündüz yani imsak vaktinden sonra akıntıya karşı eğer pamuk kullanırsa, bu pamuğun tamamı da içine girip kaybolursa orucu bozuyor muhteremler. Bozuluyor. Yani söylemeyeyim, söyleyeyim düşündüm. Fakat oruç gidiyor. Oruç gidiyor muhteremler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Medine Ensariye denen bir kadın geldi Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne. Tabi Peygamberimiz peygamber de olsa Allah katında o da Kur'an-ı Kerim'e mükellef Peygamberimiz de. Onun bir ayrıcalığı yok. Yani kadın ondan tabi namahrem kadın. Kadın örtülüymüş yüzü de. Bu kadın Peygamberimize Hazreti Ayşe validemizin yanında bir takım sorular soruyor ama hep en mahrem soruları soruyor. Hazreti Ayşe validemiz çok genç tabi. Onun içinden geçiyor. Evet bu peygamber Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Ama kadın ne de olsa peygamber de olsa erkek. Bu kadın peygamber Resulullah'a nasıl bunları sorabildi? En mahrem mesele nasıl açıkça sorabildi? Diye Ayşe validemizin böyle kalbine geçiyor. Kadın tabi soruları bitiyor. Peygamber dışarı çıktı gitti meşride. Kadın üstteki örtüyü açtı, yüzünü açtı. Kışmış, hava soğukmuş o günde. Medine biraz soğuk olur. Kışmış mevsimde. Diyor ki Ayşe validemiz Resulullah gidince diyor kadın örtüyü çıkardı, yüzünü açtı baktım. Kadın hayasından, utancından kıpkırmızı olmuş. Buram buram terliyor ama yine de soracağını sordu peygamberimize. O zaman ağaçlarımız hayran kalıyor. Şöyle buyuruyor. Ne güzel ensar kadınları, yani Mekke'nin hanımları, ne güzel kadınlar. Hayaları onları dinle öğrenmesine engel olmuyor bu yöntem. Öyle hayasına bak. Kadın utanmış kadın, haya ediyor kadın. Kadın kızarmış, bozarmış, buram buram terlemiş kışın soğukta. Ama yine her şeyi teker teker sormuş ki yarın mahşerde mesul olmamak için muhteremler. İşte demek ki hanımlar imsak vaktinden önce da pamuk kullanabilirler. Gündüz önünden kadın pamuk kullanırsa pamuğun tamamı içine girip kaybolursa oruç o anda bozuluyor. Tabi günlük gün gerekiyor. Bunda şey gerekmiyor. Kefa gerekmiyor ama günlük gün gerekiyor. Yalnız bunda bir kolaylık var. Şimdi bunda. Nedir bu kolaylık? Bedene giren bir şey nerede olsa olsun. Ağız olsun, baş yürü olsun. Böyle. Bedene giren bir şeyin bir kısmı dışarıda kalınca orucu bozmuyor. Şimdi bir kişi bir yenen kuru maddeyi ipe bağlasa, yani olmaz da fıkıh böyle, kitap yazıyorum böyle. İnsan böyle bir şey yapsa, yenilen gıda olan bir şeyi, kuru bir şeyi ama insan ortasından delip ipe bağlasa, kişi bunu yutsa ama ipi dışarıdaysa orucu bozulmuyor muhtemelen bak. Bir insanın bedenine büyük bir diken, iğne batsa, iğnenin bir kısmı dışarıda ise ya da o büyük dikenin bir kısmı dışarıda ise orucu bozmuyor. Ama batan büyük diken, ufak tabi zarar etmez. Batan büyük diken, dik olarak bedene batan büyük diken, dikenin tamamı bedene girip kaybolsa orucu bozulur muhteremler. Ama biraz dışarıda kalsa bozulmuyor.
Demek ki hanımlara buradan bir kolaylık var. Ne yapacak? Pamuğu biraz büyük alacak. Pamuğun bir ucu kısmı dışarıda biraz kaldı mı orucu bozulmuyor muhteremler. Bir adı cemaatimiz iftar yemeklerinde Allah Teala'nın rızasına uygun yaparsak Allah razı olursa o sevabı verir muhteremler. Bu iftarlarda tabi herkes yapmıyor ama adı cemaatimiz bazı kişiler İslam'ın dışına çıkılıyor. Arkadaşını iftara davet ediyor. Ailece. Tabi hanımı da geliyor. Kız da geliyor. Kız da yetişkin. Hanım zaten, kadın zaten geliyorlar. Başlar açık muhteremler. Kollar kısa. Etekler kısa. Oturuyorlar masaya. Ne var? İftar yapacaklar. İftar. İftar açmak çok sevapmış. Mış olmaz mı? Olmaz muhteremler. Allah bundan razı olmuyor muhteremler. Olmuyor bundan. Bunun için aziz cemaatimiz hangi kadının, hangi erkeğe mahremi varsa, yani nikah düşmeyen kadın, erkek tabi arada otururlar böylece. Bunun dışında mutlaka haremlik, selamlık var ya, yani İslam düşmanın güldüğü bir şey var. Evet, onlar görecek ama Müslüman onlar görecek cehennemde, Allah korusun. İnşallah buna dikkat edelim muhteremler. Şimdi gelelim biraz inşallah teravih namazına gelelim biraz inşallah. Önce hadis-i şerif okuyayım inşallah yine bununla ilgili. Men kâme ramazâne. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir kimse Ramazan'da kaim olsa, kaim, kıyam, ayakta durma anlamına geliyor. Yani bu bir nevi kinay oluyor. Bir kişi Ramazan gecesinde ibadet yapsa, imanen vahtisaben, iki burada kelime var. İmanen, inanarak, iman ederek, o ibadete inanarak, vahtisaben, ihlas ile, Allah'tan sevabını bekleyerek, ihlas ile. Şimdi aziz cemaatimiz, öyle kuru ibadeti Mevlam istemiyor derler. Önce inanç, bilinç, iman gerekiyor önce. İnancı yok. Sabı görüşlere kapılmış. Hatta İslam'a bile karşı kendisi. Ramazan'da gidiyor teraviye. Tamam gerisi, herkes açık cami kapanır. İnşallah hidayet de vesile olur inşallah Teala. Ama o halde kalırsa sevap alamıyor muhtemelenler. Önce mutlaka inanç, iman meselesi, iman sahih olacak. Sonra vahtisaben, ihtisap, ihlas. Samimi olacak, Allah için yapacak, sevabını Allah'tan bekleyecek. Bir kişi bu şartlarla Ramazan gelip ihya ederse, gufrellehü müzenbi. O kişinin bakın gufrellehü af mağfiret olunuyor. Ma tekaddeme min zenbi. O kişinin geçmiş günahları af oluyor muhteremler. Tabi bunda genel değil bu muhteremler bu. Biliyorsunuz kul hakkı af olmuyor. Bir de kazaya kalan farzlar. Zekat, hac, oruç, namaz, af olmuyor bunlar. Yalnız kazaya kalmasının, yani ertelenmesinin günahı af oluyor. Şimdi, Ramazan'ı ihya etmek, Ramazan gecelerini. Peki ne yapmamız en güzel hangisi? En güzeli, tabii teravih namazımızı güzel kılmak muhteremler. Yani bir Müslüman, Ramazan gecelerinde teravih namazını güzelce kılabilsek elhamdülillah o gece ihya edilmiş oluyor muhteremler teravih namazıyla. Teravih namazı 20 rekat.
20 tane Fatiha var bakınız. 20 tane Fatiha var. Bir Fatiha'nın sevabını melekler yazamıyorlar. Bir Fatiha'da Besmele dahil 140 harf var. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i namazın dışında ezber okursa abdestsiz. Her harfine 10 sevap oluyor. Bir insan namazın dışında Kur'an-ı Kerim'i abdestli okursa her harfine 25 sevap. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i namazda okursa her harfine tam 100 sevap, 100 sevap. Kur'an'ın her harfine namazda 100 sevap. Bir Fatiha ne yapıyor? 14 bin sevap. 14 bin sevap. Bir teravide 20 Fatiha var. 20 de zam-ı sure var. O da aynı şekilde efendim. 20 kıyam var. Kıyam farz. Yani bir insan namaz yalnız böyle durması farzı böyle. O durmanın sevabı ayrı. Kıyamın sevabı ayrı. Rükünün sevabı ayrı. Rüküdeki tesbihin sevabı ayrı. Secdenin sevabı ayrı. 20 rekatta 20 rükü 40 secde var muhtemelen. 40 secde var böylece. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde hali muhteremdir. İmam-ı Azam Hazretleri 70 yaşında idi. Rahatsız da biraz da. Kuşluk vakti kollarını sıvamış, abdest tazeleyim de kuşluk namazını kılayım diye kalbine geçiyor İmam-ı Azam'ın. Kalbine geçiyor. Bayağı halsizmiş. Rahatsız bayağı. Böyle halsiz, gücü pek yokmuş. Yavaş yavaş sağ kolunu sıvıyor. Sol kolunu sıvıyor. Abdeste kalkacak. Zora kalkacak. Kalbine ilham geliyor Mevla Rabbimizden. Gelmez mi ona tabii, ona geliyor. Buyuruyor ki Mevlam, ya Numan kulum, bana kavuşasın şu anda. Nasıl istese öyle gel bana. Mevlam buyuruyor. Koca İmam-ı Azam tabii, koca müşrik muhteremler, bu ilham alınca tabii seviniyor. İlahi davet, Rabbim davet ediyor. Bana gelirsin diye Mevlam buyuruyor. Mevlam kavuşacak. Acaba Mevlam nasıl kavuşsam, yani son nefesimi hangi ibadete versem acaba? O koca işyadı ile işyada bulunuyor. En eftal hali secde halini görüyor. Ben Rabbime son ömür secde vereyim diyor muhtemelenler. Hem oturduğu yerden abzan vakti yok. Hemen secdeye kapanıyor. Kapanıyor. Azizlerim azizlerim bekliyor. Tabi onu da beklemiyor ama tesbihata başlıyor. Rükü tesbihini, başka tesbihler orada öyle bir tesbihata başlıyor ki Allah zikret tesbihata başlıyor ki o tesbihlerin manevi fevzi ruh zevkinde bazen mest olmadı. Öyle hallere girmiş kendine geçmişti. Bence. Bir de bakıyor kendini başka bir alemde buluyor kendini. Başka alemde. Bakıyor Allah Allah ben yaşlıydım gencim ama diyor. Hastaydım sıhhatim yerinde. Halsizdim sıhhatim zindelim yerinde şimdi. Ben ölmedim mi acaba? Bakıyor ne oldu bana derken aklına geliyor demek ben daha ölmemişim. Bana Rabbim bir ayrı bir saat verin bana Mevlam diyor. Hiç olmazsa abdest alayım da kuş namazımı kılayım diyor. Şöyle bakıyor etrafına insana benzemeyen başka varlıklar görüyor. Nurdan haber varlıklar görüyor. Onlara soruyor. Ben abdest alacağım. Nerede burada su var? Gülüyorlar. Tanıyor onu. Ya Numan, ne yapıyorsun abdestini? Kuşu kılacaksın. Artık namaz abdesti biter senin diyorlar. Nasıl biter? Ölmeden. Sen öldün. Ben ölmedim diyor. Bak sen ben sağım. Hayır sen öldün. Sen ruhsun sen. Farkındaysın böyle diyorlar. Bak muhtemelen cennete kumluyor. Kendini cennete buluyor. Cennete buluyor kendisini. Onun sahibi tekrar dünyaya dönüyor. Yani en iyi hal, kulağına yakın olduğu hal, secde hali. Şimdi muhteremler bazı kişi tabi bazen kazayla ölür. Görüyoruz tabi. Ne diyoruz? Acıyoruz onda. Vah zavallı. Ne feci ölüm diyoruz bakınız. O değil feci ölüm. O
O değil, değil muhtemelen. Nedir feci ölüm? Allah korusun, imansız etmek feci ölüm muhtemelen. Öbürü, en lüks hastanede, özel odada, özel bakımda ya da evinde, ipek yataklar içerisinde tertemiz pijamalarla canını verir. Gören, bak ne güzel bakıldı, tertemiz bakıldı, ne rahat öldü deriz, denir. Öbürü yolda ölür. Hele kışın, kar, çamur, su, araba çarpar, beyin patlar, bağırsakları fırlar, toz, toprak, çamurlara şey yapar, gören eyvah ne feci. Bilemeyiz ki kim nasıl öldürür muhtemelenler. Bakınız, koca İmam Hazretleri öldüğünü fark edememiş, edememiş, öyle Allah zikretmiş ki ona feyze gelmiş, kendini cennette buluyor muhtemelenler. Allah'ın sana cümlesi nasıl versin işte muhtemelenler. İşte aziz cemaatimiz, teravih namazdan bahsediyorduk ve konu secdeydi. Secdeydi. Teravih namazında 40 tane secde var. 40 secde var muhteremler. Yalnız teravih namazlarımız namaza pek benzemiyor. Genelde tabii. Yani onu gören bir melek, onu gören bir sahabe, onu gören bir salih evliya bizim teravih namazımıza namaz demez. Bu oyun der, oyuncak bu der. Oyun bu der. Yalnız yat, kalk. Erhan normal bir şey böylece patır götür, patır götür. Bir gün secde, yat, kalk, selam selam derken hadi dışarı fırla dışarı, dışarı bakalım. Bu ne teravih namazı muhteremler, ne Allah bundan razı olur, ne kul bundan bir şey alabilir. Bunun nefis de bir şey olur bu şekilde. Aslı teravih namazını hatimle kılmak bak, hatimle kılmak. Neden? Teravih uzasın, saatler geçsin, namaza geçsin. İnsanın hayatının en değerli anı namaza geçen zamanıdır. Hele bir de bu namaz camide oluyorsa, oluyorsa Allah'ın evi namaz, camiler, o kulun en kıymetli anlarıdır. Peygamber bir gün sordu, Hazreti Cebrail'e sordu, Peygamber sordu. Kardeşim Cebrail, senin bizim gibi bir insan beşer olsaydın, dünyada yaşasaydın, ömrünü nasıl geçirirdin? Hemen şu cevap verdi. Ya Resulallah, zorunlu kalmadıkça caminin dışarı çıkmazdım buyuruyor muhtemelenler. Onlar görüyor, biliyor muhtemelenler. Caminin ne olduğunu biliyorlar bu şekilde böylece. Biliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler teravih namazını cemaate kıldırmadı o zaman böyle işte. Bir iki akşam kıldırdı. Fakat Peygamberimiz korktu. Ümmetine farz olmasın diye. Çünkü sahabeler hücum ettiler gece meşride. İstek fazla istek vardı. Peygamberimiz korktu. Ümmetime farz olmasın. Ümmetim bunu yapamazlarsa diye korktu Peygamberimiz. Fakat o zamanda da sahabeler teravih namazı kıldılar muhteremler. Ama münferiden kıldılar. Yani herkes kendi kıldı. Cemaatle kılınmadı. Teravih kılındı ama. Hazreti Bekir hilafetinde yine teravih namazı kimi tek başına kıldı. Kimi 3-5 bir araya geldiler, cemaat yaptılar. Böyle karşı kıldılar. Hazreti Bekir'den çok yaşamadı muhtemelen. İki sene bir şey yaşadı muhteremler. Hazreti Ömer'in zamanında Hazreti Ömer şöyle baktı meşride sahabelerde, tabiinde teravih namazına çok istek var. Çünkü en makbul ibadet namaz. Dinin direği. Namazda ibadetin hepsi var namazda. Sahabelerin buna çok muazzam isteği var. Fakat ne yapıyor sahabeler? Hatimle kılmak için işlerinde hangileri Kur'an-ı Kerim'i güzel hıfz etmişse, hafızlık yapmışlarsa onu imam oluyorlar diye onu namaz kılıyorlar böylece.
mescitte, mescidin dışında, evlerinde öbek öbek, dağınık şekilde namaz kılıyorlar. Hazreti Ömer o zaman hayatta bulunan sahabelerle danıştı. Müşavire etti. Bunu bir de toplayalım, cemaat ile bir arada kılınsın bu. İşte Hazreti Ömer zamanında ama sahabelerin icma ile muhteremler. İslam'da dört delil kaynak vardır. Kitap, Kur'an, sünnet, arkadan icma-i ümmet denir. En kuvvetli icma da sahabelerin icmadır. Sahabeler bir konuda icma, yani ittifak edip birleştiler mi, en kuvvetli icma odur muhteremler. İşte sahabelerin icma ile Hazreti Ömer zamanında karar verildi. Teravih namazının mescitte, cemaatte kılınmasına. Peki teravih kim kıldırdı Hazreti Ömer zamanında mescitte? Kim kıldırdı? İslam'da muhteremler halife kimse imam olurdu. Önce Peygamberimiz imam tabi. Hazreti Bekir imam oldu, Hazreti Ömer imam oldu. Yalnız Hazreti Ömer'in hıfzı, yani Kur'an ezberlemesi o kadar kuvvetli değildi. Değildi. Hazreti Ömer ne yaptı? Yatsı namazının farzını o kıldırdı. Şöyle sahabelere baktı. Hazreti Übey bin Ka'b vardır sahabeden, Ensar Medine'den, ilk Müslümanlardan. Übey bin Ka'b Hazretleri onu çağırdı. Ya Übey, talihine hadi, gel buraya, sen mihraba geç dedi. Hazreti Übey, sahabe içerisinde Kur'an-ı Kerim'i en iyi ezberleyenlerin başında geliyor. Hazreti Übey muhteremler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz kılırken, cehri açık namazda, Peygamberimiz bir ayet atlamış Peygamberimiz namazda. Unutarak atlamış. Şimdi burada bir konu giriyor muhteremler. Biraz uzuyor gerçi mesela ama zaten haftaya Ramazan'a ara verilmiş muhteremler. Peygamberimiz namazda unutarak sev yaptı mı Peygamberimiz? Yaptı muhterem. Peki nasıl yaptı o büyük peygamberimiz namazda nasıl hatta sev yaptı, unuttu peygamberimiz? Bu konu muhteremler tabi manevi konu. Büyük veliler bunu inceliyorlar. Ve şöyle buyuruyorlar. Peygamberimizin namazdaki sehvi ne diyorlar? Ednadan alaya terakki. Ednadan ala terakki. Âlâ daha üstüne çıkış. Namaz da yüksek. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaza durduğu zaman Peygamberimiz Allah-u Ekber deyip de eli bağlayınca Peygamberimiz kendinde de geçiyormuş. Dünyadan geçiyormuş. Yeri göğü unutuyormuş. Bir Allah huzurunda Peygamber. Bir Allah huzurunda Peygamberimiz o anda. Allah huzurunda. Okurken Allah kelamını Allah okuyor. Yani bir öğrencinin, talebenin hocasına öğrenir okuması gibi. O yapıyor bak muhtemelenler. Peygamber namaz bakın böyle. Peygamber Allah huzurunda. Peygamber unutuyor kendisi. Fena fillah. Dünyadan geçiyor. Her şey geçiyor. Yeri göğü görmüyor Peygamberimiz. Allah huzurunda. Allah huzurunda. Allah'ın kelamını Allah okuyor. Öğrencinin okuması gibi bende işte. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle bir ulvi bir makamda Allah huzurunda Allah kelamı okurken tabi öyle feyiz, öyle tat alıyor ki manevi olarak o anda namaz rekatını sayma hali mi var muhteremler? Ya. Öyle biliyorlar. Peygamberimizin diyorlar sehvi ednadan alaya bak. Edna aşağıdan alaya. Ve şöyle buyuruyor Evlullah buyuruyorlar. Bizim sehvimiz diyorlar aladan ednaya. Biz ne yapıyoruz? Bizim işte namaz yüksek namaz. Biz namazdan yani yüksekten aşağı gidiyoruz. Dünyaya dalıyoruz. Bizim sehvimiz
dünya meşgalesi. Yüceden aşağı iniyor bizden. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler bir gün cehri namaz kıldırırken, hangi namaz ise, bir ayeti atlamış Peygamberimiz namazda. Peygamber selam verdi, aklına gelmiş. Döndü, sordu sahabelere, Übey yok mu burada? Übey bin Kâb burada yok mu? Hazreti Bey, ya Resulallah, buradayım. Tabii gayet mütevazı. Peygamber dedi, ya Übey, bak ben bir ayet atladım, niye söylemedin? Ona sor bak mütevazı, Peygamberimiz. Ona sor Peygamberimiz. Yani sahabe içerisinde, Kur'an'ı en iyi ezberleyen Hazreti Übey bin Kâb Hazretleri de böylece. Onun çok menkıbeleri var Hazreti Übey muhteremler. Çok menkıbeleri var ki zaten sahabe anılan yere rahmetle yağar muhteremler. Rahmetle yağar böylece. Sahabe anıldığı yere. Onu bir inşallah anlatayım. Kısa menkıbesini anlatayım inşallah. Peygamberimize Beyyine Suresi gelince Lem yekun lezine diye başlayan amme cüzünde kısa o Beyyine Suresi Peygamberine gelince Aleyhisselam Hazretleri'ne Peygamber Übey'i çağırdı. Übey gel buraya. Kenara çekti onu. Buyur ya Resulallah. Tabi ne mutlu mu? Peygamber davet ediyor. Ne mutlu onlara. Ama onlar layık o hayata da. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Übey. Allah-u Teala yeni bir sure inzal buyurdu. İndirdi. Bana Allah'ım emir verdi, o süreyi özel sana okuyacağım önce. Özel sana okuyacağım onu. Hazreti Bey kendinden geçti. Şöyle dedi, ya Resulallah, hel semmani Rabbi dedi. Ya Resulallah, Rabbim benim ismini mi söyledi? Yani Übey kulumu oku mu dedi Rabbim, yoksa sahabem birini oku mu dedi. Hayır dedi. Rabbim özel emretti, İsmini emretti, bu sureyi sana okuyacağım. Otur. Hazreti otur muhteremler. Resul oturdu. Allah'ın Resulü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Lem'in yekünle suresini Peygamber böyle teker teker okurken, tabi oradaki ilahi sırlar, o şifreler açıldı Hazreti Übey'e. Öyle maneviyatı oldu. Resul'u okudu. Allah emretti, özü emretti. Hazreti Bey dinledi muhteremler. İşte Hazreti Übey bin Hazretleri böyle bir sahabe muhteremler kendisi. Hazreti Ömer Ramazan'da teravihin cemaat kılmasına karar verince icma sahabeyle yaslan farzını kıldırdı. Baktı Übey gel dedi. Geç mihraba sen kıl muhteremler. Hazreti Übey teravih namazını tabi hatimle kılırdı ama muhteremler, gece yarısını buluyordu ama. Öyle tane tane okuma böyle, teker teker okuma. Hatta ayet-i kerimesini tekrarlarım böyle, ayet-i kerimeleri. Oradaki anlamına göre, anlamına göre ve tekrarlar. Tabi o cemaatte bulunan sahabeler ve tabi'in de vardı o dönemde. Ve tabi'in muhteremler böyle bir aşk ile, böyle, feyiz ile, ruhsal zevklerle kim bilir 3 saat, 4 saat belki sürüyordu tabinin saadını ama onlara sanki bir göz açıp kapamış gibi geliyormuş onlar o namaz, teravih muhteremler. Bakıyorlar, 20 rekat oldu mu? Oldu. Hem nasıl kılıyorlardı? 2 rekatta bir selam. Öyle güzel rükû böyle. Anlamlı, bilinçli, Allah huzurunda Allah-u Ekber diye bilinçli rükû. O rükû tesbihin böyle, tane tane Allah azametini tesbih etme. Sonra secdeye kapanma. Allah huzurunda, sen Rabbimsin, ben senin kulum diye Allah'ın secdeye kapanma muhteremler. Secde Allah-u Teala'yı tesbih etme, yüce Allah tesbih etme. Ettiyatı, hepsini böyle tantır okuma, ilk yata bir selam verip böyle kılıyorlardı. İşte muhterem cemaatim, inşallah bizler de hangi camide, hangi hoca efendi teravihi daha güzel kıldırıyorsa
onu araştıralım, onu tercih edelim muhteremler. Onu tercih edelim. İnşallah teravih başa gitmesin. Şimdi bir de teravih ilgili birkaç fıkıh konusu inşallah arz edeyim. Teravih namazı sünnet-i müekket. Cemaat kılmasa sünnet ama kifaye tarikiyle deniyor şimdi bunda. Kifaye tarikiyle yani bir kısım o çevre halkından cemaate kılın mescitte bundaki cemaat sünnet yerine geliyor. Diğerleri kendileri tek de kılsa, cemaat de kılsalar bundan mahrum kalmıyorlar. Bir de teravih namazının vakti yatsı namazdan sonra mutlaka muhteremler. Sonra. Bunu biliyoruz efendim. Biliyoruz da şöyle olabiliyor. Kişi evinde iftarı var, misafire gelmiş, gitmiş. Camiye geç geldi. Bakıyor yatsı namazı kılınmış farzı. Cemaat teravih kılıyorlar. Bu kişi ne yapacak? İmam uyamaz, teravih kılamaz. Ne yatsı namazını kılmadı. Ne yapacak bu kişi? Hem bir kenarda ama sabah girmeyecek. Safta girdim ya uyuması gerekiyor. Meşgul olur tahrimen. Bir kenara çekilecek. Yatsı namazının ilk sünnetini terk edecek. Cemaat sahibi daha çok olduğu için orada önce kendisi yatsı namazını güzel kılacak ama yani acele edeyim de işte teraviye yetişeyim diye acı etmeyecek. Kenara çekecek. Önce bu işte yatsı namazının farzını kendisi de kılacak. Yatsı rekatı son sünnet onu da kılacak. O da müekkettir. Ondan sonra imam uyuyacak teravih namazına. Uyudu imam uyudu. Kaç rekat kıldı mesela? 12 rekat kıldı imamla beraber. İmam selam teravih vitri kalkıyorlar. O vitri kılmayacak. O kendi ister camide, ister evinde. İster evinde teravih tamamlar, vitri kılar muhteremler. Bazı fukahaya göre vitri de kılabilir demişler ama daha sahih olanı kılmaması. Kılmaması. Bir de şöyle bir şey olabilir. Yatsı namazı kılındı. Ama yatsı namazında bir noksanlık meydana çıktı yatsı namazında. Vitri de, teravih de kılındı. Sonradan fark edildi ki yatsı namazında bir kusur var. Bu olay bu camide oldu muhteremler. Demek içinde var mı cemaattan, o gün cemaat var mı orada? 35 önce aşağı yukarı. Bu camide oldu muhteremler. Ben de o zaman başımda buradaydım. Teravih namazı, yatsı namazını 3 kez kılmışız. Tabi cemaat çok şüphelenmiş ama herkes bana yani ben mi daha çok biliyorum diyor. Gidip atlamıyor tabi. Yatsı namazını kıldık muhteremler. Teravih de kıldık, vitri kıldık. Sıra gelip tesbih çekmeye. O zaman cemaatten biri gidiyor müezzine, rahmetli Hulusi babası, karşı köpçe Allah rahmet eylesin. Ona gidiyor, hocam diyor, biz yatsı 3 kez kıldık, yatsı namazını, 3 rekat. Müezzin, tamam bana da öyle geldi. De ki yandakiler 3 rekat tamam kıldı, canlı bir gürültü. Ne oluyor? Müezzin bağırdı, hoca efendi dedi imama. Allah rahmet eylesin, o da rahmetli oldu. Yatsı 3 rekat kıldık, yatsı namazını. Öyle mi? Öyle. Bırak tesbih bıraktık. Tabi kalk kendi yasamını kıldık. Yasıyı kıldık. Tabi yasıyı kıldık. Yası kılmadan teravih geçerli olmadığı için ne gerekiyor şimdi? Teravihin tekrar kılınması gerekiyor. Hoca ne yapalım? Ben çıkayım camı açıklayayım bunu dedim bence. Çıktım gene buraya. Camı açıkladım. Devam durum bu şekilde böylece. Ama içinizde tabi çift teravih kılınacak. İçinizde ayağı ağrıyan, başı ağrıyan, abdest sıkışan varsa gidip evine kılabilir. İsteyen kılıp kılacağız. Elhamdülillah muhteremler, tek kişi çıkmadı camiden beri. Tek kişi kılmadı, çift kıldık. Vitri namazı kılması olabiliyor tekrar İmam-ı Azam'a göre. Olabiliyor. İşte demek ki mutlaka yatsı, teravih namazı yatsı namazından sonra olacak. Kişi evinde bile yatsı namazına bir yanlış yaptığını fark ederse hem yatsıyı hem teravih kılacak. İşte aziz cemaatimiz
Bu akşam tabi inşallah Mevla izin verirse tabi her şeyin, bilemeyiz ne olacak biraz sonra. İnşallah bu akşam teraviye başladı inşallah Teala. Elimizden geldiği kadar muhteremler, yani imamlara biz yalvaralım. Eskiden hocalar cemaat yalvarırlarmış, hocalar eskiden. Ne olur cemaat, işte usanç getirmeyin de namaz güzel olsun diye yalvarırlarmış. Şimdi tabi biraz ters döner gibi oldu bazı yerlerde. İnşallah biz cemaat olarak hoca yalvaralım inşallah Teala. Teravih namazımız namaza benzesin. Allah Teala inşallah kabul buyursun namazımızı, orucunu inşallah Teala. Nasıl olsa inşallah muhtemelen bayramdan sonra devam edelim sohbetin inşallah. Lillahi Fatiha.